Yolda, gerçekten yolda. Herkes CZ'yi Binance'i falan filan konuşuyor. Tamam o da önemli ama şu an sadece bir dedikodudan ibaret. Ama oysa ki gözümüzün önünde olan yaklaşan bir şey var. O zaman gelin kriptolar neyle karşı karşıya kalacak? Hükümetlerin darbesiyle, kriptolara menkul kıymet denmesiyle Bitcoin'de 10.000, bin, bin hatta daha kötülerini görür müyüz? Bizim planımız ne olmalı? Ben neler yapıyorum? Gelin konuşalım. Bizdeki sermaye piyasası kurulu gibi olan ABD'deki SEC en büyük ikinci borsa olan ve ABD'de regüle edilmiş tanınan bir borsa olan hatta ABD'de en tanınan borsa olan Coinbase'e Wealth Notice denen bir mektup gönderdi. Bu SEC tarafından gönderilen bir uyarı mektubu gibidir. Size dava açmayı planlıyoruz. Bunun sebebi menkul kıymetler yasasını ihlal ettiniz. Eğer bunun aksi kanıtınız varsa bize gösterin. Ve biz de belki dava açmayız. Bunun sonuçları ne olabilir? Kötü senaryoda ne yapmalısınız? Ki bence kötü senaryo muhtemel. Bazıları kötümsersin diyebilir. Normal bazıları kriptolarımı sattım videosunda da kötümsersin diyorlardı. 2,5-3 ay sonra bitcoin 15 bin doları gördü. FTX'de de kötümserdim. Luna'da da kötümserdim. Şimdi bu olay kriptolara nasıl etkiler buna gelmeden önce Coinbase CEO'sundan cevap geldi. Ondan önce Coinbase'in baş hukuk görevlisinin önemli birkaç sözü var. Ben bunu okuduktan sonra neden hiç iyi düşüncelere sahip olmadığımı göreceksiniz. Coinbase baş hukuk görevlisi diyor ki, SEC bize yeteri kadar bilgi sağlamadı. Belli bir içerik yok, sadece mektup gönderdiler. Biz de onlara dedik ki, "Minkul kıymet mi listelediğimizi düşünüyorsunuz? Onlar hangileri? Bize söyleyin, önlemimizi alalım." Çünkü şu an kriptoları menkul kıymet olarak sınıflandırmadığımız için her şeyi yasal. Eğer sizin gözünüze bir şey takıldıysa herhangi bir varlığın veya bazı varlıkların menkul kıymet olduğunu düşünüyorsanız bize söyleyin, gerekeni yapalım diyor. Bundan ibaret. Ama bundan sonra da bunu yapmayı da reddettiler diyor. Şimdi belli ki savunmasız yakalamaya çalışıyorlar. CEO Brian Armstrong tweetlerinde ne diyor? SEC'den menkul kıymet ve staking ile ilgili Wells Notice aldık bu yaptırımdan önce gönderilir. Ve az önce dediğim gibi Binance vesaire önemli ama sadece dedikodudan ibaret. SEC direkt dünyanın en büyük ikinci borsasına hazırlan darbeyi indireceğiz diyor. Şimdi tweetlere devam edelim. Burası çok mantıklı. Diyor ki biz bundan 2 yıl önce Coinbase olarak SEC'nin kendisinden halka açılmak için izin aldık. Kendileri bizi ve listelediklerimizi inceleyip onay verdiler. Nasdaq'ta listelendik. SEC tarafından denetlendik. 3. Devam ediyorum. Eğer sürekli finansal sistem gelişiyorsa yani bazı şeyler değiştiyse anlarım. Bizi açıklayın ki buna uygun hareket edelim demek istiyor. Ve bütün tweetleri detaylıca okumayacağım. Sadece önemli olduğunu düşündüğüm yerler. Diyor ki SEC konu dijital varlıklar blockchain olduğunda hiç adil ve mantıklı değil. Haklı. Çünkü zaten halka açık bir şirket. Eğer kurallar değiştirildiyse de bildirmeleri gerekir. Tamamen zarar verme niyetinde oldukları, hiç iyi niyetlere sahip olmadıkları belli. Yani şey gibi, sana dava açacağız, senin için geliyoruz. Niçin? Söylemiyorum. SEC'de daha önce çalışmış kişilerin söylediklerine göre bu yaptırımdan önce uyarı mektubu gönderilen ve sonra dava açılmayan şirket neredeyse yok. Hem de SEC'nin cevap vermemesi, bir sorun varsa düzeltme fırsatı vermemesi beni cidden endişelendiriyor. Bu arada Coinbase demişken Quant Fury'de kriptolarda işlem yapacaksanız hem Coinbase hem de Binance fiyatları üzerinden tam zamanlı olarak sıfır komisyonla işlem yapabiliyorsunuz. Komisyonsuz trade her yerde popülerleşmeye başladı. Ha bu arada Quant Fury'de yabancı hisse senetlerine yatırım yapmak, bunu komisyonsuz yapmak ve hatta temetto almakta da cabası. Emir davet koduyla kayıt olursanız açıklamada link var ama ona tıklasanız da Emir davet kodunu girin ve kripto yükledikten sonra 250 dolara kadar ücretsiz yabancı hisse senedi veya kripto kazanacaksınız. Biliyorsunuz aşağıya 50 kişi etiketle 50 yerde paylaş bunu ödülmüş gibi gösterip oysa ki komisyon indirimi falan yapanlar var bunlar nefret ettiğim şeyler herkes için geçerli. Kanalda uzun süredir kullananlar var zaten 2017'den beri burada ama yeni keşfedenler olursa Eğitim videosu isterseniz yorumlarda belirsin. Neyse konumuz bugün hisse senetleri değil. Şimdi kötü senaryoda ne olur ve ne yapmalısınız? Diyelim ki emircoin var. Borsalarda listelenmiş. SEC çıkıyor diyor ki. Kriptolar, blockchain vesaire bunlar eşsiz değil. Yeni bir tanıma gerek yok. Ki bu devasa bir hata. Hata değil art niyet. Ama öyle dediler. Emircoin ve diğer birçok kripto para menkul kıymettir dediler. Menkul kıymetler tamamen kayıt altında olmalı, kayıt altında tutulmalı ve kayıt altında alınıp satılmalıdır. Her şey hükümet kontrolünde olur. Olacak birinci şey, emir koyunu çıkaran arkasındaki şirkete güm dava açılır ve inanılmaz büyüklükte cezalar verilir. 2. Emir koyunu listeleyen borsalara derler ki sen nasıl menkul kıymet bizim kaydımız altında olan bir şeyi tamamen bizim tarafımızdan denetlenmesi gereken bir şeyin alım satımına aracılık edersin derler ve o borsaya veya borsalara aynı coin'e geliştiren projeye olduğu gibi büyük yaptırımlar uygulanır. 3 böylelikle de liste Elbette fiyatı felaket düşer. Hem Emir Koyun ve arkasındaki şirket hem menkul kıymet alım satımına aracılık ettiği için borsa hem de yatırımcıları çok büyük yara alır. Bu arada bu sadece ABD için geçerli. Ama elbette ABD dünyanın en büyük ekonomisi. Ama çoğu insanın anlamadığı konu ABD tüm dünyaya bedel değil. Böyle bir şeyin yapılması kriptolarda, böyle bir şeyin yapılmadığı vergilerin düşük olduğu, kriptoların menkul kıymet sayılmadığı, bu arada Amerika'da da menkul kıymet olarak sayılmıyor. Ama ICC sürekli piyasalara burnunu sokup zarar veriyor. Neyse eğer ABD'de düşük olan ihtimal, bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini birazdan söyleyeceğim. Bu düşük olan ihtimal gerçekleşirse ne olur? Vergilerin olmadığı, yatırımcıya, teknolojiye, blockchain'e, kucak açan, kriptolara menkul kıymet olarak tanımayan Singapur, Bahamalar, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai, Malta, Portekiz gibi ülkelerin devasa kaynak çekmeye devam etmesi, çok hızlı bir şekilde zenginleşmeye devam etmesi demek. Öyle de oluyor. Bu saydığım ülkeler son zamanlarda mükemmel işler çıkardılar. <laughs> Büyük Bitcoinci başkanları sayesinde El Salvador şu an en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Teknolojik gelişim için tüm vergiler kaldırılıyor. Bitcoin kabul ediliyor. Suç oranları bu yeniliklerden sonra dip yaptı. Daha önce hiç olmadığı kadar turist gidiyor. E ne olur? ABD kriptolar menkul kıymetlerdir derse piyasalar çöker. Uzun vadede toparlanır. Peki ABD böyle bir şey der mi? Ki zaten teknik olarak kriptolara ve blockchain'e menkul kıymet demek yani ABD'de bazı profesörler falan dalga geçiyor. Bu yüzden düşük bir ihtimal hem Amerika'ya zarar verir hem de cidden Direkt aptalca, bunun büyük ihtimalle mümkün olmadığını, büyük sorunlar yaratacağını bildikleri için umarım bu şekilde düşünüyorlardır. Sürekli şirketleri dürtüyor, piyasaya burnunu sokuyor. Menkul kıymetler demeden, bu şekilde sürekli piyasaya karışarak, serbest piyasa dediğimiz şeyi en aşağı indirerek, çok 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 daha büyük zararlara yol açabilir. Çalle olabilecek bir strateji paylaşacağım. Ona gelmeden önce, neden bence ABD, Bitcoin ve birkaç tanesi dışında bütün kriptolar menkul kıymet diyemez. <laughs> on binlerce kripto para var. Sadece Ripple ile başa çıkamayan, yıllarca süren bir davayla uğraşan, kaynaklarını çalışanlarını vesaire oraya ayıran kurum nasıl binlerce hatta on binlerce kripto parayı tek tek değerlendirecek, tek tek bütün kaynaklarının vesaire odağını binlercesine ayıracak, dava açacak. Açmak zorunda mı? Evet. Çünkü menkul kıymetler böyle bir şey. Hepsinin birbirinden bağımsız olarak denetlenmesi gerek. Ve hepsinin aynı şekilde tanımlarının yapılması gerek. Hop dediğim ki çoğunluk, kriptoların çoğunluğu menkul kıymetler. Arasından 8 bin tane şirket dava açtı. Ben de Bitcoin ve diğer 1-2 coin gibi menkul kıymet değil. Ben belki tamamen merkeziyetsiz kimlik ile alakalıyım. Ben belki emtialarla bağlantılıyım. Ben tedarik zinciriyle, ben şuyla, ben buyla. Hepsi birbirinden tamamen farklı projeler. Ve çok ilginç, bir tanımlamaya uymayan, geleceğe yön vermesi beklenen projeler var. O yüzden mümkün olduğunu sanmıyorum menkul kıymetler denmesinin. Ama bu demek değil ki SEC piyasaya zarar veremez. Hayır bunun korkusuyla hem küçük yatırımcı hem de şirketlere zarar vermeye devam ediyor. Kısa vadede endişelerim var mı? Hala var. Aylardır olduğu gibi. Uzun vadede Dolar maliyet ortalaması yapanların, uzun vadecilerin ve bu uzun vadede sağlam varlıkları alıp biriktirenlerin devasa servet inşa edeceklerini düşünüyorum. Ama işleri zor olacak. Sürekli korku haberleri, şirketleri darlamalar, insanları korkutmalar. Uzun vadeli yatırımcılık düşüncede kolaydır. Ama tüm bu keşmekeşin ortasında, tüm bu felaketin, pompalanan korkunun her geçen gün yaşanan başka bir olayın ortasında toplamaya devam etmek şey ister. Şimdi bir strateji söyleyeceğim demiştim biliyorsunuz. SEC ve Ripple davası var. Ve ara sıra çıkan haberler ani fiyat hareketlerine sebep olup kısa zamanda şöyle gördüğünüz gibi iyi miktarlar kazandırabiliyor. Ama burada ufak miktarlarla işlem yapıyorsanız çok kazanmanız mümkün değil. Sonuçta bir gecede 50x yapmıyor. Bu yüzden kaldırıcı ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama normalde borsalarda, marjin işlemlerde Pozisyon açtınız diyelim. Pozisyon açık kaldıkça yüksek faiz ödüyorsunuz. Sürekli cebinizden para çıkıyor. Şimdi Quant de long veya short açtığınızda işlem ücreti olmadığı için ve pozisyonu açık tutarken bile işlem ücreti olmadığı için, faiz olmadığı için istediğiniz kadar da açık tutabileceğiniz için Ripple'da ufak miktarla 20x gücünü kullanarak ve pozisyonu sıfır ücretle açık bırakarak yeni haberler çıktığı zaman volatilite arttığı zaman bundan yararlanabilirsiniz ve karlı olabilir. Zamanlamaya çalışmaya gerek yok çünkü pozisyonlar açıkken ücret ödemiyorsunuz. Pozisyon açık kalabiliyor ve paranızın sadece küçük bir kısmını riske ediyorsunuz. Yani kaybedebileceğiniz miktar 1x ama pozisyon açıkken borçlanma ücretinin olmaması, cebinizden para çıkmaması vesaire getiri potansiyeli hani hep size asimetrik risk alın diyordum. Götürüsü yani zararı belli. Ama yukarıda bu benim burada arada bir kullandığım bir strateji. Çünkü başka yerlerde Ripple'da volatilite olur diye pozisyonunuzu açık tutun. Bakın bir ay sonra nasıl bütün paranızı eritmiş faizler. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde faiz oranları bayağı yüksek. Yalnız dikkatli işlem yapın. Ripple'la ilgili, VAV ile ilgili aklınızda bir şeyler olsun. Araştırmanızı yapın ki kazanma ihtimalinizi olabildiğince artırın. Yani iddia oynar gibi yapmayın. Dediğim gibi emir davet kodunu kullanıp kripto para yüklerseniz 250 dolara kadar ücretsiz yabancı hisse veya kripto kazanacaksınız. Çekilişlerden 50 yerde paylaşmadan falan filan nefret ederim. Herkes için geçerli. Hiçbir zaman çekiliş yapmadım. Bundan sonra da insanları beyni vesaire için oynatacağımı düşünmüyorum. Herkes için geçerli. Hangi coinlere, hangi platformlara ve kimlere güvenelim isimli bir videom var. Çünkü insanlar hala hem platform, hem proje, hem kişi, hem de kendi kriptolarının güvenliği açısından Endişe duyuyor. Doğal olarak çok yeni bir sektör. Yeni olan her sektörde böyle endişeler olur. O yüzden kime güvenelim isimli videoyu sağ üstte bir yere koyarım. İzleyebilirsiniz. İyi ki varsınız. Kendinize dikkat etmeye ve kendinize yatırıma devam. Twitter hesabım aşağıda. Yeni gelecek bu ve bunun gibi videoları kaçırmamak için mutlaka abone olun. Ve yandaki zil butonuna tıngırdatın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.